Önemli bir maçtan bir saat önce bir sporcu merdivenden düşmüş ve hemen hastaneye kaldırılmıştır. Sporcunun nasıl düştüğünü öğrenmek isteyen polisler olayı araştırmaya başlar. Bu kişiler merdivenden düşen sporcunun takım arkadaşlarıdır ve bu kişilerden ilki, "Maç öncesi topları kontrol edip onları temizliyordum," demiştir. Diğer takım arkadaşı ise, "Öğlen yemeği için bir pizzacıdaydım. Pizza ve patates kızartması yemekteydim," demiştir. Son takım arkadaşı ise, "Maçtan önce masaj yaptırıyordum. Belim çok ağrımakta," demiştir. Bunun üzerine polisler içlerinden bir tanesinin yalan söylediğini anlar. Sizce bu kişi kimdir? Bu kişi pizzacıda olduğunu söyleyen bu kişidir. Çünkü oyuncular maçtan 2 ya da 3 saat öncesinde yemek yememelilerdir. Hem de bu kadar sağlıksız şeyler yemeleri de zaten uygun değildir. Videomuza devam etmeden önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenebilirsiniz. İlkokul arkadaşları olan Cengiz, Ata ve Berk sınıftaki Sanem'i kızdırmayı çok seviyorlarmış. Sanem bir gün dayanamayıp, "Benden ne istiyorsunuz, ben size ne yaptım?" diye bağırmıştır. Cengiz de, "Sen kızınca yüzün çok komik olmakta," demiştir. Ata, "Seni bu kadar üzdüğümü fark etmedim, özür dilerim," demiştir. Berk ise, "Biz sana şaka yaptık," demiştir. O sırada içeriye giren öğretmen çocuklara ne oldu, neden üzgünsünüz diye bir soru yöneltir. Sizce bu kız öğretmenine ne cevap vermeli? Yorumlarda bize yazmalısınız. Tavşanla kaplumbağa bir gün yarışmaya karar vermişlerdir. Tavşanla kaplumbağa yarışa başladıktan sonra tavşan yolun 3/4'ünü koşup uykuya dalmıştır. Tavşan uykuya daldıktan sonra kaplumbağa yavaş yavaş gitmesine rağmen yarışmayı birinci bitirir. Sonradan uyanan tavşan kaplumbağaya yetişmeye çalışmasına rağmen ona yetişememiştir. Tavşan uykuya daldığı yere kadar 300 metre koştuğuna göre tavşan bitiş çizgisine kaç metre kala uykuya dalmıştır? Süreniz başladı. Tavşan bitişe 100 metre kala uyumuştur. Çünkü yolun 3/4'ü 300 metre ise yolun tamamı 400 metre yapmakta. Bu yüzden bitiş çizgisine 100 metre kala tavşan uyumuştur. Görme yetinizi test edeceğimiz sorularla videomuza devam edeceğiz. Sevimli dolmalık biberlerin verildiği bu görselde ise diğerlerinden farklı olan bir dolmalık biber verilmekte. Peki kimler farklı olan dolmalık biberi bulabilir? Diğerlerinden farklı olan dolmalık biber işte burada. Sörf yapan köpeklerin verildiği bu görselde de köpekler arasında 5 tane fark bulunmakta. Peki kimler bu farkları bulabilecek? İki görsel arasındaki 5 fark karşınızda. Mutlu deniz hayvanlarına ait görselle videomuza devam edeceğiz. Peki kimler bu iki görsel arasındaki 6 farkı bulabilecek? Süreniz başladı. İki görsel arasındaki 6 fark karşınızda. Peki siz bu farkları bulabildiniz mi? Sıradaysa bu gemi bulunmakta. Peki kimler bu iki gemi arasındaki 5 farkı kendisine verilen 10 saniyede bulabilir? Sizden bulmanızı istediğimiz farklar işte burada. Sırada kolay matematik soruları bulunmakta.
biraz matematiğinizi test etmeye ne dersiniz? Belli bir mantığa göre oluşturulmuş şekillerin verildiği bu görselde bu alan soru işaretli. Peki buraya hangi sayı yazılmalı? Soru işaretli alana yazılması gereken sayı 191. Bu sayıya da diğer sayılar gibi bu işlem mantığından ulaşmıştık. Şimdi ise bu eşkenar dörtgenleri vereceğiz ve sizlerden 3. eşkenar dörtgenin içerisine yazılması gereken sayıyı bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Bu eşkenar dörtgenin içerisine yazılması gereken sayı 25'tir. Çünkü bu sayıya sayıların karelerinin toplamının 2'ye bölünmesiyle ulaşmıştık. Saat, hesap makinesi ve fotoğraf makinelerinin verildiği bu görseldeki son denklemin sonucunu bulabilir misiniz? Gerekli işlemleri yaptığımızda son denklemin sonucu 162. Geldik son matematik sorumuza. Size verdiğimiz bu görselde de soru işaretli yere yazılması gereken sayıyı bulmanızı istiyoruz. Soru işaretli yere yazılması gereken sayı 23. Peki bu görseldeki birbirinin aynısı olan iki şeyi bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Bu görseldeki birbirinin aynısı olan şey yeşil su aygırı. Bu robotlar arasında birbirinin aynısı olan robotu bulabilir misiniz? Süreniz başlamak üzere. Birbirinin aynısı olan mavi el sallayan bu robottur. Şimdi ise sizlere bu kuş görsellerini vereceğiz ve sizlerden diğerlerinden farklı olan kuş görselini bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Farklı olan kuş görseli işte burada. Elmasların bulunduğu bu görselde ise sizlerden farklı olan elması bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler 10 saniye içerisinde farklı olan elması bulabilir? Farklı olan elmas işte burada. Belirli bir mantığa göre oluşturulmuş bu karelerin bulunduğu bu resimde soru işaretli yere hangi sayı yazılmalı? Soru işaretli yere 2 sayısı yazılmalı. Çünkü üstte yazan sayılar ve altta yazılan sayıların toplamı birbirine eşit. Bu sorumuzda ise sizlere belirli bir mantığa göre oluşturulmuş bu üçgenleri vereceğiz. Ve sizlerden son üçgenin içerisine hangi sayının yazılması gerektiğini bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Üçgenin içerisine yazılması gereken sayı 24. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.